Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Bugün size anlatacağım biraz farklı. Şimdiye kadar ben sizin iyi bir mühendis, global bir mühendis, kendini geleceğe yetiştiren, geleceği dijital dünyanın bir parçası olmak isteyen mühendisler olarak yetişmeniz için tecrübe ve bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. İyi yapabildiklerimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bugün benim iyi yapamadığım bir şeyi anlatmak istiyorum. Şimdi bundaki gayem, siz benden daha iyisini yapın ki her zaman için dileğim bu. Zaten bunun için anlatıyorum. İkincisi, acaba benim gibi davranmak ister misiniz? Bu karar size kalmış. Şimdi, iş hayatının en önemli şeylerinden bir tanesi, bana göre kendinizi markalaştırmanız. Şimdi bunun bir önceki videoda anlatmıştım size. Seçici olmanın önemini, güncel olaylar yerine gelecekte olması öngörülen konularda çalışmanızı öneriyordum. Şimdi böyle öğrenmek, kendine yatırım yapmak her şey güzel de siz bunu başkalarına nasıl anlatacaksınız? Şimdi benim endüstride gözlemim çalışırken, akademik hayatta da aslında öyle. Şimdi ben gerçi akademik hayatta hep asistan ya da postdoc olarak çalıştığım için biraz daha tecrübelerim kısıtlı. Ama etraftan hoca arkadaşlarımdan duyduklarım da var. Şimdi hepsini bir harmanlayıp size şöyle bir şeyi anlatmak istiyorum. Bazı kişiler de bazı yetenekler var. Bakın. Bilmedikleri ya da çok tecrübeli olmadıkları konuları çok güzel anlatıyorlar. Ve uzman olarak da kabul ediliyorlar. Bu size hiç yabancı gelmiyor, değil mi? Peki bu insanlar bunu nasıl yapıyorlar? Şimdi sosyal medyada görüyorsunuz, televizyonlardaki konuşmalardan görüyorsunuz. İş hayatında da hiç farklı değil. Daha çalışmaya başlamamış olan arkadaşlarım için söyleyeyim, genç meslektaşlarıma. Şimdi öyle bir şey ki, siz işe girdiğiniz andan itibaren aslında bir ailenin üyesi oluyorsunuz, bir parçası oluyorsunuz ve bu öyle bir şey ki, hani taht oyunları vardır ya. Hani genelde de böyle çok tutulan dizilerden, savaşta her şey mübahmış gibi her türlü şey deneniyor. Şimdi bunun açık olarak değil de gizli kapaklı yapıldığını düşünün. Şimdi ben bir Ar-Ge merkezinde de kontrol ettim. Bilgi üreten %20, o bilgiyi kullanan %80. Bakın. Birileri bu bilgiyi uzmanlardan ya da bilgi üretenlerden alıyorlar. Bu arada bunun ünvanların ne olduğu önemli değil. Şimdi bu bilgi elden çıktığı andan itibaren şey gibi düşünün bilgiyi, ham madde. Yani o ham maddenin işlenmesiyle katma değeri yüksek oluyor ya, aynen böyle oluyor. Birileri onu görselleştiriyor, bir üstünü anlatıyor, bir üstünü anlatıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz, işte sizin ücretinize ya da performansınıza karar veren kişiler bu bilginin kimi, bu bilgiyi kim üretiyor diye hiç ilgilenmiyorlar, biliyor musunuz? Kim onlara sunuyorsa o kişi
bilgiyle özdeşleştiriyor. Siz de öyle uzaktan bakıyorsunuz. Yapacağınız hiçbir şey yok. Hani bizim böyle değerli ham maddelerimizi böyle tren dolusu vagonlarla satıyoruz. Sonra onlar ne bileyim elektronik bir aletin ya da bir şeyin bir maddenin şey oluyor ya, ham maddesi oluyor. Sonra biz onu çok pahalı satın alıyoruz ya. Ondan sonra yani başkaları kazanıyor, biz kazanamıyoruz ya. Siz de şimdi iş hayatında işte böyle hissediyorsunuz. Gözünüzün önünde oluyor. Şimdi birincisi bilgiyi böyle bazıları benim gibi her altın tabakta herkesin önüne serer. Ya şimdi zaten böyle bir huyum olduğu için ben şu an biliyorsunuz çalışmıyorum. Ama ne yapıyorum? Yine bilgimi paylaşıyorum. Herkes öğrensin, herkes kullansın, herkes benden daha iyisini yapsın diye. Bu benim yapım bu. O yüzden şimdi benim başka bir insanın bilgisini alıp onu görselleştirip birilerine sunmak, böyle şey gibi aracılar var ya, böyle şeyleri çiftçiden, köylüden alır. İşte ne bileyim bir yerlere satar, aslında aracılar kazanır falan. Köylü de hani domatesi midir ya da ne bileyim hangi ürünü satıyorsa çok böyle komik paralar alır. Siz de öyle oluyorsunuz işte. Yani ne yazık ki üreten kazanmıyor arkadaşlar. Dünyada da böyle, iş hayatında da böyle, nereye bakarsanız bakın. Bilginin paketlenmesi söz konusu. Güzel paket yapıp sunabiliyorsanız ondan sonra siz daha kazançlı oluyorsunuz. Şimdi herkes bunu yapamaz ama. Benim yapımda yok. Yani şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Ben Almanya'da çalışırken bir otomotiv firması, daha doğrusu otomotiv sektöründe otobüslerle ilgili bir şeyler yapıyor. Ara parçalar. Ara ara bahsediyorum zaten. Şimdi mesela oradaki Alman mühendisler sunum hazırlarken gülüyorlar birbirlerine bakıp, PowerPoint Engineer diyorlar. Yani çünkü bunların görevi, testçiler testi yapıyor. O verileri alıyorlar. Ne bileyim belki o veriyi çarpma, bölme vesaire, yani böyle matematiksel işlemler yapıyorlardır. Bir Excel kullanıyorlar vesaire. Şimdi böyle olunca, ama bakın ya, Almanya yapan değerlerden bir tanesi bu. Yani nasıl söyleyeyim, kalitesinin altında çalıştığı zaman bile adam bunun ismini buluyor. Ben hiç Türklerde duymadım. Hiç duydunuz mu PowerPoint Engineer? Yani PowerPoint mühendisi. Kendini böyle daha aşağıda gösteren, ne bileyim itibarsızlaştıran bir tanımlama gördünüz mü? Yok. Bizdekiler biri bin yapar. Yani küçücük bir şey yaparsa onu nasıl diyeyim, şeye, gözünüzün içine sokarlar. Ben bunu İngilizlerde de gördüm. Mesela benim hiç alışamadığım şeylerden bir tanesi. Mesela ben görüyorum bir arkadaşın ne yaptığını. Bunu ben yaptım diye görüyorum ama yok, o yine söylüyor. Aklımda kalmıştı. Yani niye böyle yapıyor diye. Ama ne kadar haklıymış. Şimdi siz diyelim mutfaktasınız, yemeği yaptınız, insanların önüne koydunuz o yemeği. Yine de söylemeniz gerekir. Ben bu yemeği yaptım diye. Çünkü insanlar anlamıyor. Şimdi işlerine gelmiyor olabilir diyeceksiniz ama yok. En azından farkında olduğunuzu, ne yaptıklarını bildiğiniz, özellikle iş hayatında bunu göstermeniz lazım. Ben bunu yapamadım arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim. Ben bir yaptığımı bin gösteremedim. Benim yapım değil bu. Çünkü nasıl söyleyeyim, ben bir şeyi bildikten sonra bunun bir devamına koştura koştura gittiğim için, yani arkama dönüp de ben kaç adım atmışım, neyi başarmışım, ondan sonra çok zor bakarım. Kendim bakmıyorum ki başkalarına göstereyim. Ama bu nedir? İnsanın kendini
geliştirmesiyle alakalı. Şimdi ben ikisinin ortasında olunmasını isterim. Benim yapım gereği çok paylaşan, yaptıklarını çabuk sunan ve üstelik yaptığını çok da gözünde büyütmeyen biri olarak çok anlatamadım. Yani nasıl söyleyeyim, iş hayatı da öyle ki. Şimdi şu var, yani siz iyi iş yapmakla bir marka oluyorsunuz. Bunu her zaman söylüyorum. Uzman olarak biliniyorsunuz. Bir ağırlığınız tabii ki oluyor. Ama nasıl söyleyeyim, bu hiçbir zaman size çok yüksek şeyler olarak dönmüyor. Mesela iş hayatında kariyer yapmak vesaire gibi. O yüzden nasıl söyleyeyim, ben yapımdan dolayı yapamadım. Ama eğer yapıyor olsaydım bugün, ne bileyim, 4 ay önce YouTube videolarıyla tecrübelerimi aktarmaya başladım. Eskiden en az bir 5 sene sanırım linkinde yazardım. Gerçi halen de yapıyorum. Yani böyle bir Nuray olmazdı. Çünkü yaptıklarını çok büyük gösteren kendini yeni şeyler öğrenmek için kendini motive edemez. Yani öğrenmeye kendini odaklayamaz. Şimdi ben bir seçim yaptım. Şimdi beni motive eder mi başkalarının pohpohlaması? Yok. Yani etmiyor, edemiyor. O yüzden, ama şimdi iş hayatı da öyle bir şey ki, yeni başlayan mühendis arkadaşlara benim yaptığımın bir kısmını yapın, bir kısmını yapmayın. Yani nasıl, yeri geldiğinde yaptıklarınızı gerçekten birse bin gösterin. Ama aynı zamanda da benim gibi kaliteli konularda, kaliteli işlerde, iyi şirketlerde çalışmaya özen gösterin. Yani bu şey gibi anlaşılmasın, hocanın dediğini yap ama yaptığını yapma diye. Şimdi neyi öğrenirseniz öğrenin arkadaşlar. Şimdi ben size bir sürü önerilerde bulunuyorum. Ama insanın bir de yapısı var. Bu size uyuyor mu? Şimdi bundan şunu da çıkarabilirsiniz istiyorsanız. Bu çıkarımda da bulunun. Ben böyle niye kendimi sıkayım? Yok yeni konular öğreneceğim. Yok şimdi bir de yapay zeka yöntemleri çıkmış. Hiç de kolay değil. Yapılan örnekleri yaparsanız kolay ama sıfırdan bir şey yapmaya kalktığınızda gerçekten zor. Şimdi bunlarla uğraşmak yerine ne yapabilirsiniz? Başkalarının bilgilerini allayıp pullayıp yöneticilere anlatma yolunu seçebilirsiniz. Neden mesela bilgiyi üreten kişi çok iyi anlatamıyor da diğerleri, bilgiyi üretmeyenler niye daha iyi anlatıyorlar? Ben size şunu söyleyeyim. Mesela İngilizceden örnek vereyim. Mesela İngilizler eğer doğru telaffuz edemiyorsanız kelimeleri anlamazlar. Mesela ben İngiltere'de bir market şeye girdim, bir alışveriş merkezine. Yastık mı ne alacağım? Adı da düveymiş. Ya 10 defa tekrarladım. Oradaki satıcı kadın ne istiyorsun? Ben anlamadım dedi. Şimdi o düve kelimesini de İngiliz arkadaşlarımla da çalıştım üstelik. Ondan sonra neyse, kendim şeyde araya araya buldum her neyse. Şimdi bu öyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tamam, belki İngiliz benim aksanımı anlamıyor ama bir Çinliyle, bir Hintli ya da bir Türk, yani yabancılar İngilizce kelimeleri doğru telaffuz etmese bile anlıyorlar. Birbirlerini anlıyorlar. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Aynı şekilde konuyu çok iyi bilmeyen de birbirlerine iyi anlatıyorlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Böyle çok üst düzeyde değil de, hani konunun dibine gerçekten bu konuda çalıştıracak biri olarak değil de, hani genel bir bilgi, hani böyle başkalarıyla konuşurken işe yarayacak bilgileri öğreniyorlar. Öğrenemedikleri de slaytlarda var zaten. Grafikte, şurada burada. Ondan sonra en azından
O grafiğin nasıl üretildiğini bilmiyorum. O grafiğin ne söylediğini artık mühendis yani şey değil ya, artık o kadarını anlatıyor. Bütün şey böyle. Ama bir uzman o kadar yüzeysel düşünemediği için yüzeysel olarak da anlatamıyor. Şey mesela şunu düşün, hani Einstein bir söz varmış işte 6 yaşındaki çocuğun anlayacağı bir şekilde. İyi de 6 yaşındaki çocuğun anlayacağı, arkadaşına anlatacağı şeyle siz mesela bilim yapamazsınız. Ondan sonra tamam öğrensin, basit basit anlatın onun şey olarak, ama mesela bir akademisyen o anlatımı anlayıp da yoluna devam edemez. O sayfalarca makale okuyacak, sayfalarca denklem okuyacak. Şimdi ben şunu örnek vereyim. Ben hep tek fazlı akış üzerine single phase simülasyon yapıyorum. Sonra iki fazlı akış üzerine simülasyon yapacağım. Yani iki fazladan kasıt işte içinde hava da var, katı parçacık da var. Ondan sonra mesela bana Brian Spaulding'de konuşurken bana bir cümle söyledim. Ray, o çok kolay ya. Her bir faz için bir vein coefficient, bir ağırlık kas sayısı tanımlıyorsun. Bir cümle bana yeter aslında. Ama şöyle bir şey var. O ilk kapıyı açar. Ama onun dışında tamam o konuya bir adım atmamı sağlıyor. Ama ben ondan sonra az kitap makale devirmedim. İşte şunu da söylemek lazım. Bu biraz dahilere özgü. Mesela ben Brian Spaulding gibi konuyu gerçekten birkaç cümleyle, birkaç kelimeyle anlatanı görmedim. Onun ders notlarını bir ara ben anlatacağım. İngiltere'den istedim, sağ olsun kütüphanelerinden gönderdiler. O çok ayrı bir şey. Yani iyi de endüstride dahiler mi çalışıyor? Şimdi toparlayacak olursak, şöyle söyleyeyim, kendinizi markalaştırmak için bir kaliteniz olsun. Evet, kalite konuşur, kalite kendini sattırır, size bir ağırlık kazandırır. Mesela benim işte çalışırken kimseye eyvallahım olmaz. Niye olsun ki? Ondan sonra... Çünkü insanın böyle kendine bir güveni gelir. Ama eğer siz oyun alanı olarak dünyanın herhangi bir yerini, herhangi bir şirketi, herhangi bir ülkeyi, herhangi bir sektörü seçmeyip illaki ben o sektörde çalışacağım, o iş yerinde çalışacağım diye düşünecekseniz uzun yıllar orada kalmayı hedefleyip ne bileyim ben İşte böyle mühendislikten yönetici kadrolarına doğru böyle bir kariyer planlıyorsanız siz yaptığınız bir yapmışsanız 10 göstermeyi 1000 göstermeyi öğreneceksiniz. Şimdi Türk şirketlerinde böyle doktor unvanlı şey yok, yöneticiler yok. Varsa bile yurt dışından gelmiş üst düzey yöneticilik yapanlar da yok değil. Ama mesela Türkiye'de Ar-Ge merkezlerinde doktor bulunamazken mesela bir Almanya'da doktor olmayan Ar-Ge merkezine sokmazlar. Doktor olmayanın yaptığı simülasyonları simülasyondan sanmazlar. Çünkü yanlış parametre girer, yanlış model seçer, gelişmeleri takip edemez diye almazlar yani. Yani bir Almanya niye bir Almanya diye düşünüyorsunuz? Yani o sistemi kurarken üniversite endüstri işbirliğini çok iyi kurmuşlar. Öyle güzel bir sistem işliyor ki tıkır tıkır. Şimdi mesela onların danışmanları var. Danışmanlar bilgi basıyor şirkete. Gerçekten konunun uzmanı. Bizdeki danışmanları ben size söyleyeyim. Devletten teşvik almak amacıyla ondan sonra yapılan işleri paketleyecek
kişiler, aracı şirketler gibi ki hakikaten de böyle danışmanlık şirketleriyle beraber çalışıyorlar. Konuyla alakalı bile yok. Üstüne basa basa söylüyorum. Kim ne anlatırsa anlatsın. Ben size söyleyeyim. Yalnız bu söylediklerim neyle ilgili biliyor musunuz? Dünyada belli bir pazarı olan, nasıl diyeyim, geliştirdiği teknoloji çoğu şirketlerin çok çok üstünde olan şirketler adına söylüyorum. Yoksa hiç Ar-Ge yapmayan şirketlere ben biliyorum bizim hocalarımız destek olup bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Ben onların çok zorlanacağına adım gibi eminim. Ben kendi tecrübemden biliyorum. Ar-Ge kavramı yok arkadaşlar. Ben size habire Ar-Ge diye anlatıyorum. Ama böyle aile şirketleri, patron şirketleri, hani böyle küçükten yetişmiş, sanayide yetişmiş ama sonradan işleri büyütüp büyük firma olmuş kişilerin, yani başında bu kişiler var. Bunlara bir şey anlatmanın şeyi çok zor. Ben hocalarıma buradan selamlarımı ileteyim. İşlerinin çok zor olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar, bu konuşmadan cebinize bilgi olarak kalacak şu. Ya benim gibi böyle hakikaten bir konuda derinlemesine uzmanlığı olan ama birçok konuda da çalışmalar yapmış, yani T-shape mind olan bir insan, bir mühendis gibi kendinizi yetiştirirsiniz. Bunu yaparken de ne yazık ki yaptıklarınız gözünüzde çok büyümüyor. Büyüse zaten öğrenmeniz yarım kalır. Kendinizi geliştirme yoluna, yollarını daraltırsınız. Bu bir yoldur. İkincisi, hiç böyle kendinizi sıkmadan ama böyle çok sıkı çalışan, sıkı bilgiler üreten kişilerin bilgilerini alıp paketleyip ondan sonra başkalarına sunabilirsiniz. Bu sizi kariyer basamaklarını yükseltir mi? Yükseltir. Ama iş dünyanız ne olur onu bilemem. Yani o kendine güven öyle kolay kolay gelişmez. Dediğim gibi belki de bir orta yol tutturmakta fayda var. Herkese kolaylıklar diliyorum.